Peki hocam içinde hangi bitki karışımları var? Yani siz 19 yıl bunun üzerine araştırmalar yapmışsınız. Yurt dışında da bağlantılı böyle bitki uzmanlarıyla sizlerin araştırmaları var ki bunlar da zaten klinik araştırmalarla belgelenmiş, böyle kanıtlanmış araştırmaları olan ki bunları da zaten sitelerinizde ve kitaplarınızda da yayınlıyorsunuz. Halkı doğru bilinçlendirmek adına. Aloe vera jelin içerisinde kaç tane bitki karışımı var hocam? Aloe Seyircilerimizi bilgilendirelim. Limon suyu, sirke, zencefil, zerdeçal, zeytinyağı, altın başak otu, ada çayı, kekik, 19 çeşit bitki içer. 19 çeşit 19 bitkiden çeşit. Oluşuyor. 19, 19 demek Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin Arapça açılımı. Ben iksir de 19 harften oluşan bitkilerden karışımında oluşur. Tonik de yani benim şimdi hep 19'la gidiyor. Doğal bitki olduğu için herhalde hocam böyle bir tesadüf olmuş. Peki hocam hangi gün içerisinde ne kadar aralıklarla kullanmamız gerekiyor aloe vera jeli? Hani veri hastalığımız varsa, sedef hastalığımız şimdi varsa. Şimdi bu günde 3-4 defa, 5 defa da alabilirsek daha iyi. 2 yemek kaşığı. Bu ballı, bal olduğu için çiçek balı içerir. Acı değil yani tadı seyircilerimiz. Vay, tadı çok güzel. Hani, evet. Şurup, bildiğimiz şurup. Şerbet gibi şurup. Ha, yani tadı güzel, tatlı. İçimi güzel. Tadı tatlı değil mi? Çok yüksek oranda bal var. Hakiki bal. İşte küçük bebekler de içebilir. Çocuk da içebilir. Çok ağır hasta da içebilir. Her yaştan insan her hastalıkta kullanabilir. Bu ne yapıyor? Bağırsaktaki mantarlar haliyle tatlı olan glikoza saldırıyor. Harekete geçiyor. Bağırsaklar da mantarlar böyle kine gibi yapışıyor. Kine gibi. Kene gibi yapışan yine hocam çok güzel mantarlar, bir benzetmelerinden birini yaptı. Kene yani, gibi. Evet. Kene gibi yap. Bu bağırsaktaki mantarı jiletle kazısanız yine çıkaramazsınız. Evet. O böyle bağırsaklara yapışır ve sürekli toksik madde üretir. Zehirli gazlar, etan, metan, bütan gibi. Zehirli alkoller, etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi. Bağırsaklar yakar bu toksik maddeler. Evet. Ve hiçbir şey dünyada mantarı yok edemez. Tonik de etkili, mantara karşı ama %80, %90. Aloe vera %100. Hocam ne kadar sürede aloe verayı kullandıktan sonra etkilerini görebiliriz? Yani deri hastalığımız var ya da sizin dediğiniz gibi hani pul pul şeklinde ne kadar sürede etkisini gösterir? Hani her insan da aynı etkiyi göstermez çünkü her bünye farklıdır. Evet yani mesela gastrit, ülser gibi evet. Mide rahatsızlıklarında bir ay, 1,5 ay. Mantarlar daha ağır bir enfeksiyon. 3-4 ay alabilir. Şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık gibi basit gibi rahatsızlıklarda bir ay yeterli. Sedef yeni başlamışsa sedef hastalığı 2 ay, 3 ay. Çok ağır kronik bir sedef varsa 3-4 ay.